Merhaba sevgili dostlar. Şu an Kırgızistan, Bişkek'teyiz. Kırgızistan hatta Türk dünyası için son derece önemli bir mekandayız. Atabeyt'teyiz. Atabeyt'in ayrı bir hikayesi var. Ama öncelikle şunu da ifade edelim. Büyük yazar Cengiz Aytmatov'un da mezarının bulunduğu yerdeyiz. Birazdan Cengiz Aytmatov'un da mezarını ziyaret edeceğiz. Ama Atabeyt'in de insanın yüreğini burkan bir hikayesi var. Cengiz Aytmatov neden burada olmak istedi? Bunun da özel bir hikayesi var. Tüm bunları içeride hem mezar ziyaretini yaparken hem diğer Atabeyt mezarını ziyaret ederken hikayesini de anlatacağız sevgili dostlar. Şu anda Atabeyt Müzesi'ne geldik. Cengiz Aytmatov'un da mezarının bulunduğu. İşte Cengiz Aytmatov neden buraya defnedildi, niye burayı istedi? Bu müzede bambaşka insanların yüreğini burkan, ben insanım diyenin tüylerinin diken diken olacağı acıklı bir hikayeyi dinleyeceğiz sevgili dostlar. Atabeyt Müzesi'nin içerisindeyiz. Raşit Hocam'la beraber gezeceğiz. Raşit Hocam'ın o kıymetli bilgilerini alacağız. Raşit Hocam Manas Üniversitesi öğretim üyesi olduğunda ifade edelim. Sağ olsun bizi kırmadı, bize destek oluyor burada. Sizi kısaca bir tanıyalım Raşit Hocam. Her şeyden evvel tüm Türkiye'ye selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bendeniz aslen Antalya Manavgatlı olup burada Manas Üniversitesi'nde Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Musa Hocam siz tekrar hoş geldiniz diyorum size. Teşekkür ederim. Hocam ilk önce burada müzeyi gezeceğiz. Aslında burada Cengiz Aytmatov adına geldik ama bambaşka bir hikaye bulduk. İnsanın gözyaşını tutamayacağı bir hikaye bulduk. Müzeyi gezmeden önce neler söylemek istersiniz? Efendim Hasan Celal Güzer kendisini de bu vesileyle anmış oluruz. Allah rahmet eylesin. Hasan Celal Güzel Bey'in bir makalesinde şöyle bir şey okumuştum. Türkler, tüm Türk dünyası 16. yüzyılda dünya nüfusunun 8'de 1'ini oluşturuyormuş. Bugüne geldiğimiz zaman dünya nüfusunun 25'te 1'ini oluşturuyoruz. 16. yüzyıldan 21. yüzyıla gelinceye kadar 500 yıl içerisinde çok büyük afetler yaşadık. Devletimizin en önemli ayağı olan biliyorsunuz ki Anadolu ve Rumeli'yi elimizden kaybettik. Balkanlarda soydaşlarımız büyük katliamlara uğradılar. Efendime söyleyeyim, Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede askerimiz, ecdadımız şehit oldular, esir oldular. Ve yine Rusların Çarlık döneminden başlayıp Sovyetler dönemi içerisinde de Türkistan coğrafyasında Türk kardeşlerimiz büyük katliamlara uğradılar. Ciddi anlamda nüfus anlamında kayıplara uğradık. Bu çok acı bir şey. Buradaki acıyı biliyoruz ama mesela Sovyetler döneminde Türkistanlı kardeşlerimizden milyonlarca kardeşimiz katledildi. Ama onunla ilgili bir film, efendime söyleyeyim bir belgesel elimizde çok az. Ama işte Yahudiler Hitler tarafından katledildi. Yüzlerce film yapıldı, yüzlerce kitap yazıldı. Artık bizim de bu konulara değinip filmler yapmamız lazım. Bunları anlatmamız lazım. Geçmişimizi unutmamamız lazım diye düşünüyorum. Bu özelinde bakacak olursak çok böyle acıklı bir hikaye herhalde başlangıcı buradaki fotoğraflarda görürsek. Burada Abukan Bey'i görüyoruz. Dilerseniz. Abukan Bey, burası bir aslında tuğla yapılan, kerpiç yapılan bir fırın. Bu fırını bekçiliğini Abukan Bey yapıyor. Abukan Bey 5 Kasım 1938 günü bir olaya şahit oluyor. Bu olayda toplu halde kamyonlarla cesetler getiriliyor ve cesetler bu tuğla yapılan fırına hepsi gömülüyorlar. Tabii o zaman çok ciddi sıkıntılar var. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Korkuyor. Tabii, rejimden korkuyor. Tabii. Herkes korkuyor. Rejim öyle bir rejim ki Stalin'in heykelinin üzerine yaşlı bir adamcağız ceketini asıyor. Saygısızlık diye adamı katlediyorlar. Efendime söyleyeyim sağır ve dilsiz birisi rejim aleyhtarı diye katledilebiliyor. Yani burada da aynı şeyler olmuş. Buradaki Bişkek'teki hapishanede 138 kişi, 130'u erkek, 137'si erkek, birisi bayan olmak üzere 138 kişi katlediliyor ve buradaki tuğla fırınına gömülüyorlar. Evet. Abukan Bey bunu görüyor. Evet, ama bu önemli. Evet. Bu hikaye çok önemli sevgili dostlar. Evet. Abukan Bey bunu görüyor ama kimseye bir şey söyleyemiyor. Yalnız Törebübü hanımefendi yani Törebübü. Kendisinin kerimesi kızı. Abukan Bey'in kızı oluyor. Evet. Kendisine anlatıyor ve bunu kimseye söylememesini istiyor. Bu olaya şahit olduktan kesinlikle sonra kimseye söyleme. Kızım bunu diyor bir sır gibi sakla ama bir gün
Allah inşallah o günleri gösterecek. Elbette. Kırgızistan bir elbette, evet, Türkistan'ımız, Kırgızistan'ın bir gün bağımsızlığını kazanacaktır. O gün yetkililere anlatırsınız diyor. Allah vasiyet ediyor. Kesinlikle vasiyet ediyor. Allah'a şükürler olsun ki fazla sürmedi. 70 yıl gibi kısa bir dönem içerisinde kardeşlerimiz bağımsızlığına kazandı ve 1991 yılında buradaki Bolot Bey'e, yani o zamanki KGB, evet, KGB yetkilisine, Kırgızistan'daki KGB yetkilisine bu olayı anlatıyor. Evet. Ve KGB yetkilisi diğer devlet büyüklerine bu olayı anlatıyorlar. 1991 yılında burası açılıyor. Evet, bu ve burada Atabeyt'in evet, oluşu mu? Evet, inşallah birazdan orayı da göreceğiz. Evet. O 138 kişinin kemikleri ve ceplerinde kalmış eşyaları, ayakkabıları, diş fırçası, evet, aynası, tarağı. Hızlıca evet, isterseniz bir tur atabilirsek evet, burayı şimdi da. Şimdi işin çok ilginç tarafı, bu insanlar evet, neden asılıyor? O çok ilginç. Yani hiçbir şey bulamıyorlar. Stalin 30 yıl gibi iktidarda kalıyor, yönetimde kalıyor ama yapmadığı zalimlik kalmıyor. Milyonlarca insanı öldürüyor. Bu 138 kişidir. Hepsi Türkistanlı değil. Çekoslovakya'dan var, Macaristan'dan var, İran'dan var. Yani zulüm bir yerde var ise sadece bir kişi için olmaz. Herkese zulüm vardır. Ve Stalin herkese zulüm ediyor. Çok ilginç bir şey. 1917 ile 20 yıllar arasında Sosyalist Turan Partisi diye bir parti kuruluyor. Evet. Bu parti tabii daha sonra kapanıyor. 1937-38 yıllarında da evet, kurşuna dizdikleri insanların birçoğunu tekrar Sosyalist Turan Partisi üyesi olarak yargılıyorlar. Ve suçlamak adına yapıyorlar. Tabii bunu suçlamak ve rejim aleyhtarı olduklarını söylüyorlar. Ama bunlar, bu insanlar kabul etmiyorlar. Bu insanlar sıradan insanlar değil. Bu insanlar, özel seçilmiş insanlar. Kesinlikle Kırgızların kanaat önderleri, Kırgızistan'da en iyi doktor, evet, en iyi yazar veya profesörler, yani gazeteciler, kanaat önderi, kanaat önderi insanlar, yani insanlar. Tabii milli bilinci uyandıracak insanlar. Hocam, şunu da söylemek lazım. Tamam, işlerinde Çekoslovak'ta var, Uygur Türklerinden var, diğer Türklerden var. Ama çoğunluğu yine Kırgızistan. Kesinlikle, kesinlikle oluşuyor çoğunluğu. Yani ölen kanaat önderlerinden oluşuyor. Evet, buradaki katledilen kardeşlerimizin çoğu %50'sinden fazlası kanaat önderlerinden oluşuyor. Burada çok ilginç bir nüansla karşılaşacağız. Evet, bunlar herhalde evet, bunlar da katledilen insanlardan evet, çıkan eşyaları. Burada ilginç bir şey var. Evet. Burası Törekül Aytmatov, merhum Cengiz Aytmatov'un babası. Burası çok çok evet, önemli. 1937 yılında kendisi ailesiyle birlikte, Cengiz Bey o zaman 9 yaşlarında. 9 yaşında. Evet. 1937 yılında Moskova'da bulunuyorlar. Hanımı Tatar. Evet. Yani Cengiz Aytmatov'un annesi Tatar, validesi Tatar. Törekül Bey diyor ki, hanım diyor, izleniyoruz diyor, takip ediliyoruz diyor. Biliyor. Evet, ben tedirgin oluyorum diyor. Sen çocukları al, memleketimize dön diyor. Nagim Hanım, ben sizi bırakamam. Yani ben siz nasıl yaşarım? Yani yalvarmasına rağmen benim dediğimi tutacaksın diye Moskova'dan trene bindiriyor. Ve buraya gönderiyor. Talas köyü var. Talas, Talas nedir? Talas aynı zamanda Talas, Manas Atan'ın da memleketidir. Evet. Orada Şeker köyü var. Şeker köyüne yerleşiyorlar. Yalnız Nagim Hanım aylar yıllar geçmesine rağmen hiçbir şekilde kendisinden haber alamıyor. Cambolu eyaleti var. Cambolu eyaletinin KGB merkezine gidiyor. Karakola gidiyor, soruyor. Herhangi bir cevap vermiyorlar. Gidiyor, herhangi bir cevap vermiyorlar. En sonunda 1958 yılında Nagime Hanım'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki, kocanız yapılan tatbikat sonunda suçsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Lakin kendisine beraat vermemize rağmen hastalığından dolayı vefat etmiştir. Kurşuna dizdik demiyorlar. Kesinlikle demiyorlar. Katlettik demiyorlar. Kesinlikle böyle bir şey demiyorlar. Tabii çok böyle yıkık bir vaziyette çıkıyor. Cengiz Aytmatov diyor, anneciğim ne oldu diyor, durumu anlatıyor falan. Cengiz Aytmatov diyor ki, anacığım diyor, 20 yıl boyunca diyor hep babamı bekledi diyor. Dışarıdan diyor bir araba gelse, bir motor ses gelse, bir motosiklet gelse. Bu nasıl bir acıdır? Evet, bu traktör gelse anacığım hemen çıkardı, belki babamdan bir haber gelir diye diyor. O kadar çok evlenme teklifi yaptılar ki anneme diyor. Babam da annem de babam o kadar çok seviyordu ki diyor. Bütün evlenme tekliflerini geri çevirdi ve ömrünün sonuna kadar diyor dul yaşadı diyor. Böyle de müthiş bir sevgi. Zaten burada da gördüğünüz gibi Törekül Bey'in
Cengiz Aytmatov'a yazdığı mektuptan buluyorlar. Ve bu adamların da hepsinin arşivde hapishaneye yattığına dair belgeleri var. Zaten bu belgelerin hepsi de burada sergileniyor. Evet. Baktığımız zaman katledilenlerin resimleri, aileleri, tabii. Yine eşyaları bulunabildiği tabii. kadarıyla onlara yerleştirdik. Gördüğünüz gibi eski bunlar 1938 5 Kasım 1938'de katledilip buraya gömülüyorlar ve 1991 yılında da o tuğla fırını açılıp bu insanlar bulunuyorlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman zaten bakın burada bulunan kafataslarından bir tanesini kafasına sıkılmış şehit olmuş. Mermi izleri belli. Evet. Orada diş fırçası var gördüğünüz gibi. Evet. Bunların hepsi bizim kardeşlerimiz. Bunları bilmemiz lazım, bunları unutmamamız lazım ve bunlarla ilgili bizim çalışmalar yapmamız lazım, filmler yapmamız lazım, belgeseller yapmamız lazım. Hafızamızı taze tutmamız tabii, lazım. Tabii. Buna bakarak da kimseye bir düşmanlığımız ve böyle bir siyasetimiz olmaz. Türkler zaten kompleksiz bir millettir. Kimseye haset etmeyiz, kimseye bir düşmanlığımız yoktur. Ama bir özelliğimiz vardır. Her zaman mazlumun yanındayız ve adaletli olmuşuzdur. O da bizim mayamızdır. Kesinlikle. Bu bizim Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu en güzel özelliklerden bir tanesi. Ve ben bununla da gurur duyuyorum. Dünyanın her yerine gittiğim zaman adaletli Türkler geldi diye herkes bize kapısını açıyor. Geçen gün size bir olay anlatmak istiyorum. Biz burada yerel bir lokantaya gittik. Evet. Lokantanın adı da Faiza. Uygur kardeşlerimiz açmışlar. Orada da küçük bir mescit var. Mescitte de, buyurun şöyle de gidelim. Buyurun. Mescitte namazımızı kıldık. Biyoloji profesörü İlker Bey vardı. İlker Bey imam oldu kendisi. Ben sonradan yetiştim. Bir tane de böyle yiğit, batır bir Kırgız kardeşimiz var. Şöyle 1.85 boyunda falan. Namazı bitirdik. Geldi. Kuday kabul kılsın dedi. Allah kabul etsin dedi. Bizim elimizi sıktı. Ya dedi benim dedi sizden bir sorum var dedi. Buyurun dedi. Ben dedi Türk ordusuna dedi asker olmak istiyorum dedi. Nasıl olabilirim dedi. Biz tabii şaşırdık. Bunun ancak Türk vatandaşı olmakla dedik mümkün olabileceğini söyledik. Ve kendisine bu hissiyatından dolayı teşekkür ettik. Ama kardeşimiz daha da işi büyüttü. Tamam dedi ben eğer ona olamazsam dedi. Acaba bu kurulacak yeni Turan ordusunda dedi görev alabilir miyim dedi. Biz çok şaşırdık. Efendim biz ilk geldiğimiz yıllarda bu tür şeyleri duymak bizim için mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak, özel vakıflar olarak, insanlar olarak buralara geldik bir tohum ektik. Yani ve bu tohum ancak 30 yıl sonra meyvesini yere başladı. Yani biz bunları duyduk. Bunları duymak daha önce mümkün değildi. Allah'a şükürler olsun. Demek ki bizim devletimizin güttüğü, insanımızın gütmüş olduğu politika doğru bir politika. Politikamız nedir? Nerede bir mazlum var? Nerede bir yardıma ihtiyacı insan var? Nerede adalete ihtiyacı var insanların? Biz oradayız. Ve hep böyle olmaya da devam edeceğiz. Evet, bir de burada isimler herhalde. Evet. Burada çok ilginçtir. 138 kişi normalde. Evet. Ama 137 kişinin kaydını tutmuşlar. Hmm. 138. kişi bir kız çocuğu. 15-16 yaşlarında bir kız çocuğu. Ama onun kaydını bulamamışlar. Onun kaydı yok. Onun kaydını bulmadıkları için isimleri buraya yazmamışlar. O da ilginç bir şey. O da ilginç. 14 yaşından 82 yaşına kadar burada insanlar var. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Hocam o kadar güzel anlattınız, o kadar güzel konuşuyorsunuz ki gerçekten ben buraya sadece gelirken dünya çapındaki yazarımızın hayatını öğrenelim, mezarını ziyaret edelim, mezarında bir duada bulunalım düşüncesiyle gelmiştik ama burada bambaşka bir hikayeyle karşılaştık. Niye Cengiz Aytmatov'un burada olduğunu anladık. Şimdi dilerseniz mezarın başına gidelim. Evet. Bir de duamızı okuyalım. Evet. Cengiz Aytmatov'un. Tabii bu da çok ilginç. Babasının yanında. Evet. Yani bu takdir-i ilahi hiç akla gelmeyecek. Yani belki hiç babasını göremeyecekti, bulamayacaktı ama Allah onu babasıyla birlikte yan yana yatmayı nasip etti. Yani. O da çok çok güzel bir şey yani. Teşekkür ederiz hocam. Mezara doğru gidiyoruz. Şimdi müzeden çıktık. Müzenin hemen yanında gördüğünüz yer burası.
Arkamız Tanrı Dağları. Tanrı Dağları'nın hemen eteğindeyiz. Az önce kıymetli hocamın da müzede anlattığı gibi 138 kişinin katledildiği mezarı, anıt mezarı burası. Ve hepsinin yaklaşırsak ayrı ayrı isimleri de buraya, anıt mezara işlenmiş, yazılmış. Hemen yan tarafa doğru gittiğimiz zaman, yönetmenim de gösterirse, burası da Cengiz Aytmatov'un mezarı. Hemen şunu söylemek gerekiyor burada. Baktığımız zaman hemen babası burada, Törekul babası Cengiz Aytmatov'un ve hemen yanında da oğlu. Yani babasının yanına, babasının kucağına gelmiş Cengiz Aytmatov. Evet, Cengiz Aytmatov için yapılan anıt mezara baktığımız zaman hemen girişte sağ tarafta burada Cengiz Aytmatov'un defnedildiği yer, mezarı burası. Babasının kucağında, Tanrı Dağı'nın eteklerinde burada meftun bulunuyor. Kendisine yapılan mezar burası. Kendisinin ruhuna bir Fatiha okumak isteriz biz de. Allah kabul etsin, sağ olasınız, var olasınız, hoş bulduk, sağ olun. Burada Cengiz Aytmatov'un resmi. Burada da biliyorsunuz Cengiz Aytmatov sadece Kırgızların yazarı değil, aynı zamanda dünya yazarı. Belki de hak ettiği ödülleri almadı ama dünya halkları tarafından benimsenmiş, yüzlerce dile çevrilmiş eseri okunmakta ve okutulmakta. Cengiz Aytmatov'un özellikle pek çok eserinde yaşadığı, az önce kıymetli Raşit hocamızın ifade ettiği o mezalim dönemini, baskı dönemini, eleştirilerini bir sanatçı duyarlılığıyla acılarını dile getirmiş. Cengiz Aytmatov'un eserleri okunurken arka planına bakılarak okunması gerekiyor. O mezalimin izlerini ne kadar güzel anlattığını, gün olur asra bedelde uzay üssü yapılması, senin kültürünün üzerine başka bir şeyi eklemeleri, oradaki boyutu, derinlemesini anladığınız zaman belki de Cengiz Aytmatov'u daha iyi anlamış olacağız. Cengiz Aytmatov tabii eserlerini Rusça yazmış. Neden Rusça yazmış? Birazdan hocam bununla ilgili de daha detaylı bir yorum yapabilir. Eleştiriliyor bazen, keşke Türkçe yazsaydı, Kırgızca yazsaydı, neden Rusça yazdı eserlerini diye. Bunu birazdan özellikle hocama sormak isterim. Burada kıymetli hocamdan da yardım almak istiyorum. Cengiz Aytmatov'a ait bir yazı var. Bu Cengiz Aytmatov'un yazısını okuyup Kiril alfabesiyle yazılmış. Kıymetli hocam, öncelikle tekrar hoş geldiniz yanımıza. Estağfurullah. Biraz önce neden Rusça yazmış Cengiz Aytmatov? Onunla ilgili birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Efendim. Eleştiri yapıyorlar bazen. Evet, yani tamam, Türk dünyasının en büyük yazarlarından, tüm dünyaya mal olmuş, çok büyük mesajlar veren bir yazar. Bazı çevreler tarafından niye Kırgızca veya niye Kırgız Türkçesiyle yazmamış diye bir eleştiri gelir. Efendim, yaşadığı dönemin iyi bilmek lazım. Rejim o kadar katı bir rejim ki adama nefes aldırmıyorlar. Değil Kırgızca yazmak, konuşmak bile çok zor. Yani adamların hep korkusu tekrar bu insanlar milli bir uyanış gerçekleştirir de tekrar bağımsızlıklarını kazanırlar diye hep korkuyorlar. Baskı var. Ama Cengiz Aytmatov o kadar büyük bir insan ki kendi dilleriyle kendi zorluklarını anlatmış. Evet, bu büyük bir ustalığı gerektiriyor. Üstadımız da büyük bir ustalık yaparak Rusça yazıyor ve bu eserlerin bugüne kadar gelmesini sağlıyor. Eyvallah. Belki de eserlerin o zaman Kırgızca yazsaydı belki dünya çapında böyle tanınmış bir insan olmayacaktı veya mesajlarını insanlara bu derece etkili bir şekilde, evet, şöyle hem yürüyelim, evet, hocam şuraya, evet, da bir bakalım, etkili bir şekilde iletemeyecekti. Burada da kitaplarının anıtı, evet, böyle yazı, evet, şekliyle, evet, yapılmış, evet, muzare şeklinde, evet, böyle konulmuş. Evet hocam, yazıyı merak ettim ben. Evet, bu yazıyı, evet, bir okuyabilir miyiz? Şimdi tabii Kiril alfabesiyle. Kiril alfabesinin de ilginç bir özelliği var. Aslında biz Türkler biz Türkler biliyorsunuz, evet, Ötügen'de 7. yüzyılda bizim ilk yazılarımız çıktı. Kiril alfabesi 11. 12. yüzyılda bulunan
Kiril diye bir papazın bulduğu aslında bir alfabe. Evet. Yani biz çok eski bir medeniyetiz. Neredeyse Çin kaynaklarına göre 5000 yıllık bir medeniyetiz. Evet. Biz Arap alfabesini kullanırken bu coğrafya, Türkistan coğrafyası da Arap alfabesini kullandı. Biz ne zaman Latin alfabesine geçtik? Türkistan coğrafyası da Latin alfabesine geçti. Çok önemli bir bilgi veriyorsun hocam. Tabii. Niye bunu yapıyor? Biz de bağlantıyı kesmemek için. Gönül bağı hep var. Tabii. Siyasi birlik, fikir birliği, düşünce birliği. Bu çok önemli hocam. Ama Ruslar tabii buna izin verir mi? Hemen 1931 yılında bunu kaldırarak tüm Türkistan coğrafyasında Kiril alfabesini getirerek bunun önüne geçiyor. Bu birçoklarına güzel bir mesajı olacaktır. Evet. Alfabe, dil çok önemli. Eğer dili biz yaşatmazsak dinimizi yaşayamayız, kültürümüzü yaşayamayız. Hiçbir şeyimiz olmaz. Dil bizi yaşatan en önemli unsur ve biz şükürler olsun dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi konuşuyoruz. Şükür. Allah'a şükürler olsun. Şükür. Çok güzel bir şu an bir şimdi Kiril alfabesiyle yazılmış Kırgız Türkçesiyle adamga en kıyını kün sayın adam bolu. Yani bir insana en zor olan şey gün boyunca adam olabilmek, onu muhafaza edebilmek diyor üstad. Yani gün olur asra bedel diyordu ya evet. Kitabın başlığında. Evet. Yani adamlığını asırlarca yaşadığın evet, boyunca adam evet, olur. Evet. Yani mesajında tabii olalım. Günü biz haftaya, haftayı aya, ayı yıllara, asırlara, bin yıllara çevireceğiz. Evet. Biz adam kalabilen, adamlığını muhafaza edebilen dünyanın en kadim kavimlerinden bir tanesiyiz. İnşallah Allah bize kıyamete kadar kavmimize, milletimize yaşamayı nasip eder, varlığımızı sürdürmeyi nasip eder üstadım. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun, çok var olun. Anıt mezarın oradan hemen bu arkamda bulunan yere doğru geldik. Bu arkamda bulunan yerde o 138 kişiyi az önce kıymetli hocamın da anlatmış olduğu müzede 138 kişinin kurşuna dizilip ardından da arabaya doldurulup getirilip bu tuğla fabrikası bulunduğu yer o tuğla fabrikasının içine gömülüyor ve üzeri toprakla kapatılıyor. Ama tabii bir gören var, bir bekçi bu olayları görüyor. Onlar zannediyor ki hiç kimse yok, hiç kimse görmüyor ama orada bir bekçi var onların bilmediği. Daha sonra evladına söylüyor, kızına söylüyor ve kızı da yıllar sonra buranın aydınlanmasını sağlıyor. Evet, Cengiz Aytmatov'un babasının da burada şehit olduğu, buraya gömüldüğünü yıllar sonra Cengiz Aytmatov da anlıyor. Burada Atabeyt Anıtı'nın, mezar anıtının olduğu yerdeyiz. Az önce bahsettiğiniz, müzede konuştuğumuz Cengiz Aytmatov'un babasının da içerisinde olduğu yer. Burası bir tuğla fabrikası ve tuğla fabrikasına, affedersiniz, hayvan doldurur gibi çok özür dilerim söylüyorum, getirilip yönetmenim biraz daha yakın gösterirse buraya gömülüyorlar, üzerlerine toprak örtüyorlar. Kimsenin görmeyeceğini zannederek böyle bir işe kalkışıyorlar. Ama bir bekçi görüyor ve bekçinin görmesiyle her şey yıllar sonra da olsa açığa çıkıyor.